Günaydın. Şu an bana Nida kahvaltı hazırlamış ama şu an yiyorum. Çok az kaldı. Ve kahve içiyorum. Mutfaktayız. Saat 9.30. Nida şu an CV'sini Fransızca yapıyor. Ben de vlog editliyorum. Burada staj başvurusu yapacaktı. O yüzden onu düzenliyor. O belgesini teslim etmesi lazım. Ben de öyle vlog yapıyorum. Bu çektiklerimi editliyorum. Bugün de Rouen'i gezeceğiz. Fransızca Rouen diye geçen bir yer. Şu an kesinlikle doğru söylememişimdir. Bugün de güzel bir gezi rotamız var. Vlogu da burada açmak istedim. Böyle farklı bir yerde çekmek olsun. Mutfaktayız, o kahvaltı yapıyoruz. Bakın Nida burada bilgisayarda çalışıyor falan. Öyle vlog açtım. Konuşuyorum. Deniz'in telefonuna çekiyorum, benim dışarıda ya. Ondan sonra. Öyle. Her gün kahvaltımı Nida hazırlıyor. Ben çok alıştım bu rahatlığa. Ne yapacağım hiç bilmiyorum gidince valla. Ne teyzen hazırlamıyor mu sana kahvaltı? Ne teyzen hazırlıyor da. Senin elinden bir başka. Ben çok şaşırdığım bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada bir tane merkez gibi bir yer var, tamam mı? Devlete bağlı mıydı bu dün başvurduğun yer? Evet. Değil mi? Bu devlete bağlı bir merkez öğrencilere mi diyeyim, yok işte mezunlara mı artık neyse staj ve iş bulma imkanı sağlayan bir merkez. Dün Nida'yla oraya gittik. Nida çalışmak istediği için işte başvuracaktı. Ve gidiyorsun merkeze, işte gerekli evrakları veriyorsun ve sana staj yapmanda, işte iş bulma konusunda yardımcı oluyorlar. Ve böyle hani şey, yani kesin buluyorlar yani, değil mi? Bulmadıklarını zannetmiyorum hiç. Yok, oluyor. Benim kuzenim, tabii benim kuzenim 3 yıldır falan yazıldı oraya. Hmm. Belki daha fazla bulamadılar. Hmm. Ama sonuçta en azından yardım ediyorlar. En azından bir şey yapıyorlar yani. Benim çok hoşuma gitti. Peki kanka, o merkez sadece buna mı bağlı? Hani işi bu mu yani? İşsiz gençlerin istihdamını sağlamak. Yani onlara şey yapıyor, fuarlar oluyor ya. Bakın fuar var, gitmek isterseniz. İşte. Ha, tamam, işte buna bağlı, bu bazlı kurulmuş bir yer. Tabii tabii. Benim çok hoşuma gitti. Çok mantıklı bir şey çünkü bence. Yani Fransa işsizlikle mücadele etmek için böyle bir şey yapmış. Kararlar alıyor, evet. Valla çok hoşuma gitti. Bahsetmek istedim. Beni çok şaşırtmıştı çünkü. Böyle güzel bir şey. Aşkım da inşallah yapacak bir şeyler. İnşallah. Gururumuzsun. O zaman gururum. Nida bilet almaya uğraşırken benim kombin çekiliyorsun. Where did she go? You were searching night, you were searching low. Only now about the things that you didn't know. Yeah, questioning from left to right, like out of sight, but she ain't out of mind, boy, I told you so. Yeah, hints if she loved him, she lied just to please him. Got her in some trouble, she left the man to struggle. But I told you so, yeah, I told you so. Beni kebapçıya getirdi. Arkamızdakini göster. Özlemişimdir diye. Nida'nın dediğine göre buranın kebabı Türkiye'den daha güzelmiş. Farklıymış tadı. Daha çok beğeniyormuş. O yüzden deneyeceğiz bakalım. Bu kadar. Şimdi dönerlerimizi yedik ve çok lezzetliydi bence. Ama aşırı doydum yani şu an.
çok doydum. Bir şey söyleyeyim mi? Kahve tadı da çok yoğun ama şeker de basmışlar içine. Çok şekerli. Benim için çok şeker. Ben kahveyi şekersiz seviyorum. Şimdi biz kiliseden çıktık. Kahvelerimizi içiyoruz. Burası küçük bir yer ama tatlı bir yer. Burada da mükemmel mimarileri korumuşlar. Sağ olsun Fransızlar. Nida'nın best şeyiymiş burası. Hala öyle mi, eskiden böyle? Şimdi İstanbul tabii ki de. Ha, ya kızım, Fransa'dan bahsediyorum. Fransa'dan mı? Hı. Çok seviyormuş da burayı. Yani en sevdiğim hala burası da muhtemelen. Hadi. Hı. Aa, ışık çok güzelmiş burada. Ah, framboise. Ah, alors je ne sais pas. Ça, c'est le fait. Sépulcre et son portrait, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants. Hiçbir korkusu olmayan ve hiçbir portresi olmayan, sen bilirdin ki kahramanların mezarı yaşayanların kalbidir. It's
Nasıl da tereyağı kokuyor? Hep tereyağı. Ne? Güzel. Makaron. Çok yumuşak. Çok güzel değil mi? Göstermek istiyorum. Şunun tatlılığına bakar mısın?